Merhaba arkadaşlar, ben Türkay Aktekin. Bugün sizlere Roland'ın en son ürünü olan Cube Lite'ı tanıtacağım. Cube Lite, Cube serisi amfilerinin en son çıkan modeli. Adı da üzerinde olduğu gibi, ismi de olduğu gibi Lite bir amfi. Cube modeli amfileri bilirsiniz Roland'ın. Bu da onların en minimalize hali. Kendisi 10 wattlık, oldukça sade bir kullanıma sahip. Basit bir amfi fakat bir o kadar da başarılı tonlara sahip bir amfidir. Amfimizin ön panelini şu an görüyorsunuz. Kolonların olduğu paneli görüyorsunuz. Burada stereo bir amfidir. 2 adet 3 wattlık kolonlarımız mevcut. 1 adet de 4 wattlık subwoofer amfimiz mevcuttur. Yani bu amfimizden hem tiz hem de bas tonlarını tam net bir şekilde duyabiliyorsunuz. Renk olarak da çok şirin bir seçeneğe sahip. Direkt ev ortamına uyumlu bir hale getirilmiş. Sanki müzik seti gibi duruyor zaten. 3 farklı rengi mevcuttur. Beyaz, siyah ve kırmızı olmak üzere. Yani renk takıntısı olan arkadaşlarımız varsa evdeki mobilyaların rengine göre de tercih edebilirler. Amfimizin üst paneline geçeceğim. Kullanım panellerini göstereceğim size. Panelimiz gördüğünüz gibi oldukça sade yapılmış. İlk başta dry düğmemiz mevcut. Buradan tonumuzun sertliğini ayarlayabiliyoruz. Onun yanında ise 3 farklı ton seçeneğini seçmemize sebep olan, vesile olan düğmemiz mevcuttur. Burada 3 farklı clean, crunch ve extreme olmak üzere tonları seçmemize yarayan düğmemiz var. Yanlarında da hangi rengin hangisine ait olduğunu belirten ibareler mevcut. Şu an mesela yeşil renk yanıyor. Yeşil renk clean tonumuza sahip olduğunu gösteriyor. Bir kere bastığınızda turuncu renge geçiyor. Burası crunch kanalıdır. Bir sonraki kanalımız ise kırmızı kanal, extreme kanalıdır. Clean kanal ritim tonları böyle düz, temiz tonlar çalmanız için yardımcı olur. Crunch kanalı drive'lı ritim çalmanız için oldukça faydalı. Kırmızı kanalı ise extreme kanalı bayağı başarılı gitar solosu çalmanıza vesile olacak bir tona sahiptir. Birazdan zaten bu sesleri duyacaksınız kendinizde. Altta da görmüş olduğunuz gibi Cosm modelleme seçeneği mevcut. Yani duyduğunuz sesler gerçek clean, crunch ve distortion tonlarının birebir modellemesi halinde buraya konulmuş. Bunun yanında görmüş olduğunuz gibi volüm düğmemiz, bas ve tiz olmak üzere iki tane ton düğmesi mevcut. En sonda da iki tane efekt seçeneğini veren bir düğmemiz mevcut. Bu şekilde durduğunda off seçeneğinde yani hiçbir şekilde efekt kullanmıyor görünüyorsunuz. Biraz açtığınız takdirde yarıya kadar chorus efektinin belirli derecelerine sahip. Yarıyı geçtikten sonra da reverb'ün seçeneklerine sahip oluyor. Buradan yanda da zaten ne kadar açtığınızı, ne kadar kapadığınızı gösteren de bir çizelge mevcut. Bunun sayesinde reverb'ünüzün ya da korusunuzun derecesini ayarlayabiliyorsunuz. Amfimizin arka paneline denk gelen kısımda yazılar biraz ters oluyor ama size anlatacağım bunu. İlk girişimiz direkt güç kablosunun girişidir. Yanda power düğmesi mevcut. Onun yanında kulaklık girişi mevcut. Bu kulaklık girişi sayesinde geç saatte de çalmak istediğiniz takdirde kimseyi rahatsız etmeden, evdekileri, apartmandaki diğer insanları rahatsız etmeden çalmanıza yardımcı oluyor. Burası ise asıl önemli kısım, bu amfinin en büyük özelliğinden biridir. Bu kısım ekstra bir kabloyla iPhone, iPad, iPod Touch gibi bir cihazınız varsa bu kablo sayesinde internetten ücretsiz olarak, App Store'dan ücretsiz olarak indirebileceğiniz CubeJam programı sayesinde kendi içindeki bir şarkının üzerine solo çalıp kaydetme şansı veriyor. Birazdan bunun örnekler vereceğim zaten. Burası da gitarımızın normal input girişi. Tek kanal girişi yapıyoruz. Size biraz o CubeJam'den bahsedeyim. Şu şekilde. Çok basit bir arayüz mevcut programın. Burada şu an içinde kendi demo şarkısı mevcut. Buradaki düğme
kayıt esnasında sizin sinyalinizin level'ını ayarlıyor, volümünü ayarlıyor. Buradaki düğme master level, yani genel volümü ayarlıyor. Bir tane rec butonumuz var. Bir de mixdown butonumuz var. Rec butonu sayesinde şarkının üzerine çalarken bunu kaydedebiliyorsunuz. Dinlediniz, hoşunuza gitti. O zaman mixdown düğmesine basarak çaldığınızı programın içine kaydedebiliyorsunuz. Üstteki panellerden bahsedeyim. Üst tarafta burada şarkıyı başa alma, geri sarma, play, ileri sarma ve AB seçenekleri. Hangisi üstte, hangisi altta, onları ayarlayabiliyorsunuz. En önemli kısımlar ara bölümde, ara yüzde bulunan kısımlardır. Bunlardan birincisi speed seçeneği. Speed sayesinde çaldığınız şarkının temposunu düşürüp artırabiliyorsunuz. %100 olduğu zaman gerçek hızında, bunu isterseniz 70, 60 ya da isterseniz 110, 120, 130 şeklinde değiştirebiliyorsunuz. En önemli kısım center channel. Bu center channel'ın özelliği şudur arkadaşlar. Çaldığınız şarkının, üzerine kayıt yapacağınız şarkının solo kanalını kapatır. 10 seçeneği getirdiğinizde o solo kanalı kapanır. Üzerine siz istediğiniz şeyi çalabilirsiniz. Ya da isterseniz kendi üzerine çalabilirsiniz. Bu size o seçeneği sağlıyor. Burada da pitch seçeneği var. Bunun sayesinde de çaldığınız şarkının tonunu değiştirebiliyorsunuz. Sıfırdayken orijinal ton, bunu ister eksi 1, eksi 2, isterseniz artı 1, artı 2, artı 3 şeklinde istediğiniz tona çekebilirsiniz. Birazdan zaten bununla ilgili örnekleri vereceğim size. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi amfimizin seslerini yavaş yavaş deneyeceğiz. Teker teker deneyeceğiz. İlk başta clean kanalımızı size çalmak istiyorum. Drive kısmını biraz kısıyorum. Yarıdan biraz düşürüyorum. Volümümüz sabit. Basımız 6 civarında, tizimiz 7 civarında ve efektimiz şu an yok. Birazdan efektleri de açacağım size. Efektlerle nasıl duyuluyor onları da göstereceğim. Evet, amfimizin clean tonu aynen şu şekilde. Şimdi efektlerimizi biraz ekleyelim. Mesela chorus efektini açıyorum. Oldukça başarılı. Chorus efektinin derecesini arttırabiliyoruz da. Şu an yarısında. Biraz arttırırsak bakalım nasıl duyuluyor. Dalgalanmalar biraz daha açıldı. Gördüğünüz gibi, duyduğunuz gibi. Yarı pozisyondan biraz geçtiğiniz takdirde de direkt reverb kısmına geçiyor. Reverb kısmı da aynen şu şekilde duyuluyor arkadaşlar. Yaylı reverb hissiyatı var kesinlikle. Biraz daha açıyorum reverb'ü. Yarısına kadar getirdim. Tam bir oda reverb'ü kısmını geçmiş vaziyette. En sonunda sanırım biraz daha derinleşiyor. Bayağı derinleşiyor. Ben şu kısımdan daha çok
Keyif aldım. Oldukça başarılı. Bu clean kanalımız arkadaşlar. Şimdi turuncu renkli olan crunch kanalına geçiyorum. Tek düğmeyle bir kere bastığımız zaman crunch kanalına geçiyor. Drive yine kapalı. 5'in altında. 4 civarında. Duyulan şu. Gayet güzel. Drive'ımızı biraz açalım. Bakalım nasıl duyulacak. Yarıyı biraz geçiyorum. Gayet güzel, dolu dolu bir ton geliyor. Drive'ı bir kökleyelim bakalım. Nasıl duyulacak? Oldukça başarılı arkadaşlar. Kesinlikle amfi sound'unu çok yakın bir ton gelmekte. Bu crunch kanalımız. Şimdi ise extreme kanalı, kırmızı ışıkla gösterilen extreme kanalını dinleyeceğiz. Bas ve tizimiz yine aynı. Reverb'ümüz aynı yerde. Drive'ı kıstım biraz. 5'in biraz altına aldım. Yarıdan biraz daha düşük. Önce bir ritim yapalım. Sonra sololarda nasıl duyuluyor? Ona bakalım. Oh. Oldukça güzel. Drive'ımızı biraz daha sertleştiriyorum. Biraz yarıyı geçiyorum. Oldukça sert. Bir de bakalım en sondayken driver'ımız nasıl duyuluyor. Thank you.
oldukça sert arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 kanalda birbirine özgü tonlar barındırmakta. Dediğim gibi Roland'ın bu modelleme sistemi, COSM modelleme sistemi size mümkün oldukça bu amfiden bile, 10 wattlık bir amfiden bile istediğiniz tonları almanıza fayda sağlıyor, imkan veriyor. Kesinlikle pratik olması sebebiyle bir, kullanımın çok sade olması sebebiyle, artı birazdan göstereceğim CubeGen programı sayesinde tercih edilebilir bir amfi. Yer kaplamaz, her yere taşıyabilirsiniz, ağırlığı çok hafif, hiçbir şekilde bavulunuza koyun götürün. Öyle bir ağırlığı var. Şimdi size aplikasyonla ilgili biraz bilgi vereceğim. Onunla nasıl kayıt yapabiliyoruz, neler yapabiliyoruz, ondan anlatacağım biraz. Evet arkadaşlar, aplikasyonumuzda kendi içinde hazır olan demo şarkısı mevcut. Şimdi size bir demo şarkıyı dinleteceğim. Ondan sonra üzerinde neler yapıldığına dair hem akor değişikliklerini, hatta şöyle anlatayım daha rahat olur. Nasıl hızı değiştirebiliyoruz, nasıl tonu değiştirebiliyoruz, soloyu nasıl kısabiliyoruz, onları anlatacağım size. Kendi içindeki demo şarkısı aynen şöyle. Bu şekilde hızını istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda ton değiştirmek istediğiniz takdirde de biraz önce söylediğim gibi center cancel kısmı duyduğunuz solo sesini tamamen devre dışı bırakıyor. Hemen göstereyim. Bu şekilde. Kayıt yapmak istediğiniz zaman direkt rec butonuna bastığınızda kendisi hemen kayda başlıyor. İster altta solo olsun, isterseniz center cancel'dan solo'yu alıp direkt üzerine çalabilirsiniz. Hatta gelin beraber bir örnek yapalım. Bu şekilde kaydettikten sonra tekrar play tuşuna bastığınızda İşte arkadaşlar, bu şekilde istediğiniz gibi, istediğiniz şekilde çalabilirsiniz. Diyelim çaldığınız şey hoşunuza gitti ve bunu kayıt yapmak istiyorsunuz, kaydetmek istiyorsunuz. O zaman da mix down tuşuna bastığınız zaman kendi içine convert edip kendi listesine bunu aktarıyor. Ondan sonra istediğiniz gibi de dinleyebiliyorsunuz.
Bu uygulamayı sadece kendi içindeki demo song için değil, demo şarkısı için değil, sevdiğiniz bir şarkının üzerine çalmak için de kullanabilirsiniz. Mesela örnek olarak çok bilinen bir şarkıyı şöyle örnek olarak. Bu şarkı var. Mesela bu şarkıyla birlikte de kendiniz çalarak eşlik edip bunu kayıt yapabilirsiniz ve aynı şekilde mixdown yaparak kayıt altına da alabilirsiniz. Mesela bir örnek yapalım. Mesela bunu dinleyelim bakalım. Gördüğünüz gibi kullanımı çok basit bir program ve tek bir kabloyla amfi ile iPad'iniz, iPod veya iPhone'unuz arasında bağlantı kurarak bu şekilde sevdiğiniz şarkılar arasında jam yapabiliyorsunuz. Oldukça kullanımı basit fakat bir o kadar da başarılı tonlara sahip bir amfidir kendisi. Gene aklınıza takılan bir soru olduğunda, sormak istediğiniz bir şey olduğunda gitarteknikleri.com'a yorum yazarak, mail atarak bize danışabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere başka bir tanıtımda. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.